Haber Televizyonu'ndan merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında sizlerle birlikteyiz. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan şu mesele kafamı çok kurcalıyor dediğiniz Her türlü soruyu 0552 915 8242 numaralı hattı arayarak veya mesaj göndererek bizlere sorabilirsiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Doktor Hüseyin Kayapınar hocam sorularınızı cevaplandırmaya gayret edecek. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Allah daha iyisini inşallah. Amin, hepimiz inşallah. Seyircilerimizden gelen güzel sorular var. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlıyorum. Başlayalım. Bir seyircimiz demiş ki erkeklerin kolye, bileklik ve benzeri şeyler takması caiz midir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada bir şey takma konusunda dikkat edilmesi gereken şey şu. Bu takılan kolle, ve bileklik vesaire bunun şeyi ne? Madeni ne? Hı hı. Şimdi erkekler altın kullanamazlar. Zinet eşyası olarak altın kullanamazlar. Evet. Çünkü Peygamberimiz bunu yasaklamış. Yani bir hadisi şerifte ki o oldukça tanınmış ve bildilen bir hadistir. Bir eline ipek almış, bir eline altın. Bu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir buyurmuş. Bundan dolayı erkeklerin altın kullanması her ne amaçla olursa olsun, zaruret yoksa hı hı. bu caiz değildir. Dolayısıyla bu kolye olsun, efendim bileklik olsun veya yüzük olsun her neyse altından olursa bu caiz olmuyor erkekler için. Peki başka bir maddeden olursa ne olur? Bunların e, yasak olduğuna dair bir şey bilmiyorum ben. Yani diyelim ki bir gümüşten bir şey bilekliğin veya işte boyuna takılan bir şeyin gümüşten bu bunu, kolyenin bunun yasak olduğuna dair bir şey bilmiyorum. Ha şöyle düşünülebilir. Yani erkekler kadınlara kadınlar erkeklere benzetil benzememeli. Ona özenmemeli. Evet. Tamam. Doğrudur. Özenmemelidir. Onlar ayrı ayrı cinslerdir. Ayrı ayrı ...özellikleri olan insanlardır. Fakat bu ona girer mi... ...girmez mi? Yani adam... ...tutmuş kulağına bileklik koymuş... efendim ...gümüşten. E bu kadına has bir şey mi bu? Yoksa değil mi? Bunlar tartışılabilir. Hmm. Ama ben şöyle diyeyim... ...sonuç olarak... ...altından olursa caiz değildir bu. Evet. Gümüşten olursa yasaktır... ...haramdır denilemez. Ama erkek erkeğe... ...yakışanı kadın kadına yakışanı yapmalıdır. Eyvallah. Hocam peki tamamı altından olursa mı? Yasak. Yani bu yasak. Yarından yarından fazlası altın ise o altın kabul edilir. Hmm. Yani bir şey, şeyin metalin evet bir materyal neyse Yarıdan fazlası neyse onun hükmünü alır. Mesela kumaşlar var değil mi? Evet hocam. İpek de var o kumaşta, şey de var. Pamuk da var mesela. Bu ipek kumaş mıdır diyeceğiz yoksa pamuk kumaş mı diyeceğiz? Şimdi bu kumaş dokumada, bizim fıkıh kitaplarında geçiyor bu. Luhme ve süda diye tabirler var. Luhme ve süda. Evet. Luhme, ona ne diyorlar? Direzi diyorlar galiba. Direzi. Yani uzunlamasına olan ipler. O süda da yanlamasına olanlar. Hı hı. Şimdi kumaşı dokurken asıl olan ne? Yanlamasına olandır. Evet. Dolayısıyla mesela uzunlamasına olan, o luhme denilen şey eee Pamuk olsa yanlamasına ipek olsa bu kumaş ipek kumaş sayılır. Hmm. Ters olursa uzunlaması olan ipek, yanlamasına olan şey olsa e, e, pamuk olsa bu pamuk sayılır. Yani lil ekser hukmül kül diye bir tabir var. Evet. Ya buraya tam belki burayla ilgili değil ama buraya da uyarlanabilir o. Yaradan çoğu için tamamının hükmü vardır. Evet. Dolayısıyla bu altın içeri, karışımı olan şey. Mesela bileklikten örnek Hı. verelim. Bunun yarısından fazlası neyse onun hükmünü alır. Bugün zaten elbise alırken elbisenin orada kağıtta yazıyor işte yüzde otuz yün, yüzde yetmiş polyester gibi şeyler Ona orada yazıyor. Bakarsın. Şimdi bu altında da eğer 24 ayar tam altın kabul ediliyor ise o zaman yarısı nedir? 12. 12'nin üstü altın sayılır, 12'nin altı altı sayılmaz. Mesela diyelim 14 ayar var piyasada. O altındır. Evet. Ne demek bu 14 ayar? Yani onun işte yarıya yakını ve yarıdan fazlası altın, yarıya yakını başka bakır mesela veya tur. Hı hı. Mesela 8 ayar ise o zaman o altın sayılmaz o. O hı. başka metalden kabul edilir. Yani burada hangisinin oranı diğerine göre fazlaysa o, onun olduğu kabul edilir. Eyvallah. Hocam başka bir seyircimiz demiş ki bir erkeğin bakımını yapan kadının o erkeğin mahrem yerlerine bakması veya dokunması caiz midir? Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz erkeklerin avret yerleri göbek ile diz kapağı arasıdır. Evet. Ve bu bölgeyi yabancı birine aşması, göstermesi caiz değildir. Bu yabancı ister erkek olsun, ister kadın olsun fark etmez. Normal şartlarda Hatta ister akrabası olsun ister yabancı olsun fark etmez. Yeşinden başka. yeşinden başka hiçbir kimse bir erkeğin göbeği ile diz kapağı arasına bakamaz normal şartlarda. Ya yani kadının da e, erkeğe göre avreti var, el yüz. Başka kadınlara göre avreti var, diz kapağı ile göbek arası. Kadınlara göre. Evet. Ha yani şimdi bu normal şartlardadır. Ama zaruret halinde Hani o meşhur kaidemiz gereği e, zaruretler yasakları mubah kılar. <laughs> ha, o, o, kaide, o kaide gereği efendim mecburiyet halinde bakılabilir veya dokunulabilir. Şimdi burada bir erkeğin bir kadının bir erkeğin bakımını yapması dedik. Burada öncelikli olarak erkeğin bakımını erkeğin yapmasıdır mümkünse. Her ne kadar o bölge göbek ile diş kapağı arası erkekler için de avret sayılıyor ise de Tabii karşı cinse olan bu şey daha fazladır. Onun için normal olan erkeğin bakımını erkek, kadının bakımını kadının yapmasıdır. Asıl olan budur. Evet. Ama mümkün değil, yok, imkan yok. Ya şimdi ne olacak? Yani bu adam e, bakılmayacak mı? Bakılacak. O zaman ne olur? Diyelim ki kadın erkeğin bakımını yapacaksa, hatta kadın kadının bakımını yapacaksa yine aynıdır. Mümkün mertebe Sadece ihtiyaç olan yere bakmalı ve sadece ihtiyaç olan yere dokunmalıdır. Hmm. Yani o ihtiyaç olan yerin dışına da gözünü sakınmalı, elini sakınmalıdır. Ee, artık o kadar da zaruretten dolayı e, bir haram kabul edilmez sayılır. Evet. Başka bir seyircimiz demiş ki çift cinsiyetli olanlar ameliyat ya, ameliyatla cinsiyet tercihi yapabilirler mi? Şimdi bu çift cinsiyetli deyince ne anlayacağız biz? Şimdi bir defa bu kromozomlar ne yapıyor? Cinsiyeti belirliyor. Evet. Yani eskiden bizim kaynaklarımızda hunsa diye bir tabir var. Hunsa. Hunsa ne demek? Kendisinde işte çift cinsiyet. Yani hem erkeklik özellikleri var ve organları hem kadınlık özellikleri veya kadınlık organları var. Bunlardan birisi ötekine baskınsa o kabul edilir. Yani bir adam var. Hı hı. Erkeklik özellikleri veya erkeklik yönü kadınlık yönünden daha baskın. Ha bu erkek sayılır. Tersi olursa kadın sayılır. Ama öyle değil de ikisi de eşitse. Buna hunsai müşkil tabir ediliyor. Hunsai müşkil tabir ediliyor. Bu onlara ait fıkıhta özel hükümler var. Bunlar ne erkek sayılır ne kadın. İkisinin arasında bir şey mesela namazda falan öyle dururlar. Peki bunlar ameliyatla efendim farklı bir cinse dönüşebilirler mi? Dönüştürülebilirler mi? Evet. Şimdi eğer bu gerçekten erkekse, kromozom itibariyle erkekse ve kendisinde kalınlık organlarını da var ise onlar ameliyatla düzeltilebilir. Çünkü burada ne oldu şimdi? Bu bir hastalıktır. O insanı asli şekline döndürdük. Veya tersi. Veya tersi. Yani kadında erkeklik organı da var ama hı hı. bu kromozomları kadın. Duyguları kadın. O zaman o kadına dönüştürülebilir. O asli şekline getirmiş olursun. Bir de böyle değil de e, muhannes dediğimiz yani kadın değil ama erkek fakat kadınsı duygulara sahip. Evet. Ha, şimdi bu ameliyatla kadın yapılabilir mi? Olmaz. Eğer kadınsa işte erkekse kadın yapılamaz. Ameliyatla. Erkekse. Hmm. Yani adamda erkek kromozomu var. Erkek organları var ama duyguları kadın duygusu. Ha bunu e, ameliyatta kadın haline getiremezsiniz. Veya tersi olursa bir kadını erkeksi duyguları var diye eğer kadın eğer o ameliyatta erkeklik gibi yapamazsınız. Bu caiz olmaz. Zaten bunun faydası da olmuyormuş doktorların dediğine göre. Başka bir seyircimiz demiş ki İkiz bebeklerden birisinin sağlıklı olması için diğerini aldırmak caiz midir? Şimdi bu e, kürtaj konusunda şey şu, yani klişe ifade şu. Kürtaj konusunda klişe ifade şu. Annenin hayatı söz konusu değil ise bebek Aha. alınmaz. Annenin hayatı söz konusu değilse. Yani doktorlar derse ki bu bebek ana karında olduğu takdirde Anne yüzde doksan ölür. Evet. Denilmişse o çocuk alınabilir annenin canını kurtarmak için. Onun dışında başka bir mazeret yok çocuğun alınması için. Şimdi ikiz var bebek. İkiz bebeklerde problem olmaz. Bazen üçüz oluyor. O, hmm. Özellikle tüp bebek uygulamalarında bunlar yaşanıyormuş. Ve bunları doktorlar söylüyorlarmış. Şimdi orada bir canı kurtarmak için öteki canı almak. Ne kadar doğru olur bilemem. Ama buna biz caiz diyemeyiz. Çünkü sonunda iki tane can var. Bir canı yaşatmak için öteki canı öldürüyorsun. Evet. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hatta bir olay, yani olmuş bir vaka, bir dostumuzdan başına geçmiş. Hı hı. Tüp bebek yoluyla 300 çocuk sahipleri bunlar. Şimdi doktora gidiyorlar. Doktor diyor ki bu 300 üç üç bebeği bu kadın bes, bek, besleyemez. Bunun birinin alınması lazım. Peki hangisi alınacak? E, normal yollarla işte bu rahim ağzına en yakın olan alınacak. Şimdi alınması hmm. gereken o oluyor. Çünkü o normal yollarla aldığın zaman ilk insanın evet. ulaşabileceği o oluyor. Evet. Şimdi bu arkadaş razı olmuyor. Hayır, Ben aldırmam. Allah neyi takdir etse olur. Sonra o çocukların üçü de dünyaya geliyor. Ve en sağlıklı, en gürbüzü o en öndeki yani alsalardı, alınsaydı o alınacak olan bebek oluyor. Ve üçü de gayet şimdi yetişkin. Ya. Yeah. Belki üniversitede, belki lisede. Bir de şu olay, Yusuf el er Kardavi var. Evet hocam. Onun e, kitabında okudum ben. Fetvalar, Fetava el Muasıra diye bir kitabı var onun. Onu da okudum. Avrupa'dan diyor birisi aradı beni dedi ki işte hocam benim hanım hamile çocuğunda şöyle şöyle hastalıklar varmış efendim. Bu alınmazsa işte şöyle hastalıklı doğacakmış vesaire gibi bir takım şeyler doktorlar söylediler. Baya da ciddi hastalıklar. Ben bunu aldırabilir miyim diye soruyorlar. Bu da cevap böyle aldıramazsın. Aradan diyor bir süre geçti, bir müddet geçti. Bir mektup geldi bana. Açtı mektubu bir bebek resmi var. Bir de altında yazı var. O yazı bebeğin ağzından yazılmış. Amca, Yusuf amca. Allah senden razı olsun. Senin sayende çok güzel de bir bebek diyor. Senin sayende ben hayattayım. Eğer sen olmasaydın ben ölmüştüm şimdiye. Benim diyor o alınmasına fetva vermediğim bebekmiş bu diyor. Şimdi yani bunlar dikkate alındığı zaman bu çocuk işte artık oluştuktan sonra alınmaz fetvasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkıyor. Efendim hastalıklı olacakmış olabilir. E bu hasta ölü doğarmış doğsun ölü doğsun. Kendi ölsün ondan sonra doğsun. Tabi bunlar da tabi bu hastalığın işte ölü doğma vesaire bu kararını hekimler verecek elbette doktorlar. Evet. Yani mesela bu üç gün daha durursa, bir hafta daha durursa annesini zehirler dedi doktorlar. E onu alacaksın mecburen yani. Demin ne dedik? Anneyi kurtarmak için. Bizim verdiğimiz cevap, iki candan birini yaşatmak için öbürünü alma. Şu akla gelebilir. Anneyi yaşatmak için bebeği alıyorsunuz da. Bir bebeği yaşatmak için öteki bebeğin niye alınmasına izin vermiyorsunuz? Böyle akla gelebilir değil mi? Şimdi annenin hayatı kesin. Anne hayatta duruyor, var. Ama doğacak bebeğin hayatının kesin olup olmadığı belli değil. O ölü de doğabilir. Efendim doğmayabilir, doğmayabilir değil, ölü de doğabilir. Evet. Ama anne hayatta kesin. Dolayısıyla o kesin olan canı kurtarmak, muhtemel olan canı, canı feda ettirebilir. Onu kullanmak için. Ama iki bebekten birisini alma konusu, ikisi de muhtemel. Dolayısıyla birisini kurtarmak için öteki alınmaz. Eyvallah. Hocam bu arada bir videolu sorumuz var. Arzu ederseniz sorumuzu alalım. Alalım. Namaz kılanın önünden geçmek günah mıdır? Evet hocam namaz kılanın önünden geçmek günah mıdır? E günah. <laughs> günah. Mazeret yok ki günah. Ne, ne, kadar önden geçmek? Şimdi büyük camilerde e, dedik ya secde mahallinden daha önden geçerse problem olmaz. Hı hı. Ama kişiyle secde mahalli arasına ya yani aşağı yukarı bir buçuk metre diyelim bir metre. Evet. O aradan geçmesi günahtır, mekruhtur bu. Peygamber Efendimiz bunu yasak etmiş, men etmiş. Ve bununla ilgili bayağı da ağır ifadeleri var. Yani işte bir kimse birinin önünden geçtiği zaman namaz kılanın işte onun ne olduğunu bilse işte şu kadar süre orada durur, geçmez anlamında falan hadisler var. Bu günahtır. Ee, i̇nsanlar buna dikkat etmesi lazım. Seyircilerimizden biri dedikodu yapmanın hükmü nedir diye sormuş. Dedikodu gıybettir değil mi? Evet. Yani birilerin arkasından konuşmak haramdır. Haramdır. Bu Huzurat suresinde bu çok net bir şekilde anlatılır. Cenab-ı Hak orada diyor ki bir kısmınız, bir kısmınıza gıybet etmesin. Ve la ba dukum baadan. Bir kısmınız, bir kısmınızla gıybet etmesin. Ve devamında diyor ki, sizden birisine ölü eti yemek hoşuna gider mi? Onu kerik görmez mi? Hı hı. Yani bir Müslümanın arkasından konuşmak, onun hoşlanmayacağı lafları, onun gıyabında konuşmak, bir ölün, ölü bir Müslümanın etini yemeye benzetiyor Kur'an-ı Kerim. Bu büyük bir günahtır. Efendim derler ki, e biz öyle konuşuyoruz ama dediğimiz var adamda yani onu yapıyor gerçekten. E Peygamber Efendimiz'e bunu söylemişler değil mi? Bazı sahabiler, hatta Hazreti Ayşe'ye de nispet ediniz. Evet. Ya Resulallah o söylediğimiz o kişide varsa o da gıybet mi? Diyor ki o kişide varsa gıybet zaten. Yoksa iftira. Yoksa iftiradır diyor. E dolayısıyla bu haramdır. Haramdır, helallaşılması gerekir. E, Aftilenmesi gerekir Cenab-ı baktan. Ancak bunun üç tane istisnası var bak. Üç. Evet sen. Bir, bir adam e, başkalarına zarar verici kötülükler işliyor. Işte. Başkalarına zarar verici yaptığı iş günah. Ama zararı başkalarına da dokunuyor. Muhabbet tellallığı yapıyor biter. Veya işte eksik tartıyor eksik ölçüyor vesaire. Hı hı. Bunu söyleyeceksin. Bunu konuşmak. Rıbet değil. Ahali uyanın. Bu adam şöyle. Dikkat edin. Bunu diyeceksin. Bu bir. İki. Mahkemede şahitlik yapıyorsun. Mahkemede şahitlikte doğrusu neyse söyleyeceksin. O adam hoşlanmasa bile söyleyeceksin. Bu iki. Üçüncüsü de günahı aleli işleyen. Yani günah işlerken hiç sıkılmayan, çekinmeyen, utanmayan. Hmm. Bu durumda olanların bu yaptıklarını gıyabında söylemek gıybet sayılmıyor. Ama böyle değilse o gıybettir. Buna gıybet diyoruz. Dedikodu Türkçede dedikodu da denir. Gıybet de Haramdır. Bu arada seyircilerimizden de sorular gelmeye devam ediyor. Bir seyircimiz demiş ki dedesi veya nenesi torununu evlatlık alıyor. Emekli maaşım torunuma kalsın diyor. Bu caiz midir? E, bu hiledir bu. Yani kanuna karşı hiledir. Bir defa evlatlık yok dedik, evlatlık yok. Hı hı. Yani evlatlık müessesesi yok, dinimizde yok. Evlatlık alan kişi kim olursa olsun, ister dede olsun, ister nene olsun, ister yabancı olsun... ...onun evladı sayılmaz bu. Dinen, yani bir dede ve nine, torunların evlatlık kaldırır Dinen bunların evladı değildir. Mirastaki o miras olarak... O adamların mesela kardeşi varsa, yani o nenenin, dedenin kardeşi var ise, misal, onların da mirasta payı var. Ama evlatlık aldığı zaman, şimdi mevcut sistemde, olduğu gibi malı evlatlığa gidiyor. Evet. Ha, torunlar, o miras hukukundaki o hakları neyse onu alırlar. Onu alırlar. Onun dışında alamazlar. Ha, şu olabilir, eğer mirasçı değilse dede torun, torunlar mirasçı değilse dede veya nene onlara vasiyette bulunabilirler. Bu caizdir. Fakat devletten maaş almak için hak etmediği halde o kişi yani benim emekli maaşımı alsın diye bir torununu evlatlık almasına caiz diyemeyiz biz. Ya bir defa evlatlık değildir o. Ve yapılan işte kanuna karşı hiledir. Bu şey sığmaz. Ee, İslam ahlakına sığmaz. Eyvallah. Başka bir seyircimiz demiş ki Cuma namazı kılınırken ilk sünnete yetişemediğim zaman sünneti tesbihattan sonra kılsam olur mu? Olur. Kılabilir. Yani e, zaten ilk sünnete yetişemediği zaman mecburen onu kılmayacaktır. Evet. Sonra tesbihattan sonra veya önce kılabilir. Bu öğle namazının sünnetini vaktinde kılamadığında nasıl ki farz kılındıktan sonra kılıyorsa insanlar... Cuma namazının sünnetini de ilk sünnetini de e, farzdan sonra kılabilirler. Hı hı. Başka bir seyircimiz internette futbol oyunu oynayıp futbolcu kazanıyorum. Daha sonra bu futbolcuları yine internet üzerinden başkalarına satıyorum. Bu kazanç helal midir diye sormuş. <laughs> Valla şimdi bu soru biraz zor soru. Çünkü e, sistemi bilmediğimiz bir sistem bu. Evet, bilmediğimiz bir sistem. Şimdi ama tek sık sık tekrarladığımız bir şey var. Kazanç elde etme yolunun dedik üç yolu var. Kazanç elde etmenin üç yolu var. Hı hı. Bir mal yani sermaye, iki emek, üç risk. Ha, şimdi e, emek deyince ne anlayacağız? Bir üretme bir şey üretme. Yani sen emeğinle bir şey üretiyorsun ve onun karşılığında para alıyorsun. Hı hı. Şimdi bu. İnternette oyun oynamak, futbol oynamak bir yemek üretimi sayılır mı? Onun niye faydası var o üretilen şeylerin? Sonra o satılan şey, tabii oyunlarda falan da da oluyormuş galiba bu. O satılan şey karşı tarafın ne kadar işine yarıyor? Yani doğrusu ben yani sadece oyunda işine yarıyor. Hocam. Gönlüm rahat değil bunda. Yani ben buna evet yasaktır, caiz değildir demem belki tam meseleye vakıf olmadığım için mümkün olmayabilir ama bu kazanç elde etmedeki genel ilkelere, genel kriterlere baktığımız zaman bu doğrudur, yapılabilir demek de zor. Evet. Seyircilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Bir seyircimiz demiş ki organ bağışı yapmak günah mıdır? Organları böcekler yiyeceğine bir hasta faydalansa olmaz mı? Diye soruyor. İyi olur. Organ organ bağışı yapmak günah değildir. Hatta biz ona sevaptır da diyoruz. Sevaptır. Tabii bunun bir takım şartları var. O şartlara riayet etmek kaydıyla. Zaten her cenazenin organı da alınamıyor. Hmm. Yani şimdi bir organın alınabilmesi için birinden onun işte beyin ölümünün gerçekleşmesi diğer fonksiyonların devam etmiş olması lazım bazı fonksiyonlar arasında. Evet. Yoksa sen kalp krizi geçirmişsin ölmüşsün. Senin organın kimsenin işine yaramıyor. Bu nerede oluyor? İşte kazada oluyor. Şunda bunda daha çok. Bunlar söz konusu olabiliyor. Eğer şartlarına riayet edilirse o takdirde kurma şey organ bağışı yapmak caizdir. Nedir o şartlar hatırlayalım? Hı hı. Bir e, organı veren kişi o organı verdiği zaman kendisinin e, hayatiyetini devam ettirmesi imkansız veya zor olması durumu. Mesela adamın tek kalp vardı. İnsanda bir kalp var. Evet. Kalbi verdi. E, kendisi ölecek. Böyle bir şey olamaz. Ama çift böbreği var. Bir böbrekte de yaşanabilir. Böbreğin birini verdi. Veya işte karaciğerden bir parça verdiği zaman o kendisi yaşayabiliyor. Onu verdi. Bu açıdan problem yok. Yani bir defa ne olacak? Bir, organı veren kişi o verdiği organı verdiği takdirde kendisini hayatiyeti devam edebilmesi lazım. Sıkıntısız. Evet. Bu bir. İki, organ verilen kişinin o organı almaktan başka çaresinin kalmaması lazım. Tedavisi için. Başka yol yok. Tek yol var. O da organ nakli. Böyle olması lazım. Ve organ naklinin de ona e, fayda vereceğinin zannı galiple bilinir olması lazım. Yani uzman doktorlar ha bu organ nakli yapıldığı zaman büyük ihtimalle bu insan yaşar diyecekler. Sonra eğer hayattaki bir adamdan alınıyorsa kendi izni olacak. Organın alınması için. Hı hı. Vefat eden birisinden alınacaksa ya vasiyet etmiş olacak veya onun en yakın akrabalarının izni olacak. Ha şimdi bir de para karşılığı olmayacak. Para karşılığı olmayacak. Para karşılığı olursa o satma olur bu caiz değil. Ee, bir de hangi organlar nakledilebilir onu söylemiştik bir o. E, e, Alındığı zaman eğer o alınan organı alınan kişi yaşayamayacaksa o nakil olmaz. Mesela anneler vefakardır. Evet. Fedakardır. Çocuğu hastadır. Kalp hastasıdır. E benim kalbimi alın ona takın <laughs> der. ya yani bu olmaz ama o der ama bu yapılamaz. Bu yapılamaz. Bir de gen geçirici olanlar. Genetik. Gen hmm. geçirici olan organlar yumurtalık gibi testis gibi Bunlardan nakli caiz görülmüyor. Başka bir seyircimiz yine organ bağışı ile ilgili demiş ki organ bağışında donör ve alıcının dini farklılıkları sorun olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü inanç böbrekte değil. İnanç karaciğerde değil. İnanç işte gözdeki bilmem değil. Hı İnanç vicdandadır, zihindedir. Ve insanın organlarını harekete geçiren şey onun iradesidir. Ve dolayısıyla bu organ naklinde alıcının ve vericinin din farklılığının herhangi bir etkisi olmaz. Yani bir Müslüman gayrimüslim'e de organı verebilir, gayrimüslimden bir organı da alabilir. Ancak şöyle bir durum, bir hassasiyet gerektirebilir. Mesela karşında İslam düşmanı, İslam'a hücum eden, Efendim yok etmeye çalışan bir adam var. Hı hı. Ve bunun organa ihtiyacı var. Ha, ben ona organımı vermem ben ona vermem niye? çünkü o adama ben organı verdiğim zaman onun İslam'a karşı olan düşmanlığı devam edecek belki ha. Ha, şu da düşünülebilir e belki de adam hi hi hidayete erecek faydası olacak İslam'a ama görünen kılavuz istemez e bir defa ha, şu da zaten hiç caiz olmaz ben buna organımı vereyim de o biraz İslam'a hücum etsin haşa Böyle bir düşünceyle zaten verilmez. Ama e, mutlak olarak, yani sıradan insanlarda bu organı verenle alan arasındaki din farklılığının bir etkisi olmaz. Eyvallah. Hocam başka bir seyircimiz demiş ki, bilgi yarışmalarından kazanılan para caiz midir? Eğer yarışmaya girenler kendileri ortaya para koymamışlarsa, sadece organizatörler, üçüncü şahıslar, ödül koyup da o bilgi yarışmasında kazananlar o ödülü alıyorsa bunda bir sakınca olmaz. Ama takımlar veya kişiler ortaya para koyup evet. Kim kazanırsa bu parayı o alacak derlerse bu caiz olmaz. Hı hı. Ama pek böyle oluyor mu bilmiyorum. Genelde mesela televizyonlarda falan yapıyorlar bunu bazı programlar var değil mi? Evet. Yani ne oluyor İşte bilgi yarışmaları var veya başka bir takım yarışmalar var. O yarışmalarda kazanana ödül veriyorlar. Evet. Ödülü veren kim? Bir kurum veya bir sponsor. Yarışmacılar değil. E bunda bir sakınca olmaz. Hocam yönetmenimden bir soru var. Tolga Bey. Bitcoin caiz midir diye soruyor. Allah o konu <laughs> Onun içinden çıkamadı tamam. <laughs> Ama ben hep şimdiye kadar da aynı cevabı verdim. Yine evet. aynısını vereceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı Bitcoin'in caiz... Bitcoin bir şeymiş o. Sistemin bir, bir şeymiş o. Uygulamaymış. O daha genel bir adı varmış onun. Bak aklıma gelmedi. Kripto para mı? O, yok kripto paradan ayrı o sisteme bir isim veriyorlarmış. Neyse önemli değil. Yani sanal para, kripto para, ne dersen kripto para, bitcoin de ne dersen de. Buna caiz değil dedi Diyanet İşleri Başkanlığı. Caiz değil dedi. E doğrusu şu anda çok bir netlik de yok galiba. Yani dünya tarafından, tüm ülkeler tarafından veya tüm insanlar tarafından kabul edilen bir şey değil. Evet. Biraz Spokule'ye efendim imkan veren bir şey. Mesela işte bir takım şeyler yaşandı Türkiye'de. İşte aldı kaçtı adam milyonlar götürdü memleketi şimdi evet paralarda da paralarda da yüz, milyonları götürenler çıkıyor ama hı hı. onun takibi falan biraz daha kolay galiba. Ee, ve devletler de tümüyle bunu para olarak kabul etmedi. Evet. Yani şu anda bu caiz değil diyoruz. Ama yarın öbür gün ne olur? Onu bilemem. Yani onu, onu bilemem derken şunu kastediyorum. Yarın öbür gün bizim devletimizde, başka devletlerde bunu para kabul ederse. Ve bu gerçekten alışverişlerde bir şeyse ödeme aracı olursa hı hı. E o zaman biz de kabul edeceğiz mecburen. para diyeceğiz. Hı hı. Tarihte yaşanmış bak. Yani mutlak para iki. Altın gümüş. Evet. Onun dışındakiler tamamen itibari para. Yani bugün biz cebimizdeki kağıt paraya neye para diyoruz? Ona devletimiz para dediği için. Yoksa bir 200 liralık ile 5 liralık Kağıtları arasında çok fark yok. Ama birisinin alım gücüyle ötekinin alım gücü arasında 40 kat fark var. Ha, Bu nereden itibaridir bu. Devlet para diyor buna. Evet. Ama altın ve gümüş öyle değil. O hıl kattan para sayılmış. Şimdi tarihte bir takım işte madenlerden yapılan paralar var. Onlar bazı dönemlerde para denmiş, bazılarında denmemiş. Veya ne bileyim onun çeşidine göre... Bazılarını tüccar para saymış, devlet saymamış. Bazılarını devlet saymış, tüccar saymamış. Bunlar yaşanmış. Bunlar neye göre böyle para olmuş veya olmamış? Toplumun ve devletin kabulüne göre. Evet. Bu bitcoin denilen şey de eğer toplum ve devlet tarafından para olarak kabul edilirse, e ona o da para diyecek. Ama yok ödemelerde kabul edilmiyor, bilmem ne. E o zaman para diyemeyiz. Mesela Türkiye'nin diyelim ki bir devlete borcu olsa, Hı hı. Oraya bitcoin olarak öderse acaba dev, o devlet kabul eder mi bunu? Şu, şu anda, anda öyle bir şey yok. Tabii. O zaman şu anda para değil diyoruz. Eyvallah. Hocam bir videoda sorumuz varmış. Dilerseniz sorumuzu alalım. Evet. Kasko yaptırmak caiz midir? Kasko yaptırmak caiz midir? Evet. Ben de onu saç boyattırmak <laughs> caiz mi alalım? Sağır duymasa da yakıştırır derler. <laughs> Şimdi efendim, e, kasko yaptırmak caiz mi? Evet. Bu aşağı yukarı İslam alemine gireli 150 seneye yakın bir zaman olmuş. Hı hı. Ve ilk girişi de e, yabancıların, e, Müslüman tüccarların malını taşırken o gemilerde orada ortaya çıkmış. Ve bunu bizim klasik fukahamızdan e, ilk mesele edinen, bu konuyla ilgili hüküm veya fikir beyan eden, İbn Abidin olmuş. Evet. Ama zamanla tabi o caiz değil demiş o. Caiz değil demiş. Zamanla kasko genişledi, yayıldı, alanları değişti, bazı durumlarda mecburiyet hasıl oldu vesaire. ve tabi İslam uleması e, bu e, konuda e, kafa yordular, fikir beyan ettiler, çalışmalar yaptılar. Ve bir mecmul fıkhı İslami diye Efendim İslam Fıkıh ko Konseyi var bir. O konsey bu konuyu tartıştı. Hı hı. Ve bunun caiz olmadığı sonucuna vardı. Evet. Ama ittifakla değil. Çoğunluk. oldu. Yani buna caiz diyen alimler oldu işlerinde. Mesela Mustafa Zerka diye meşhur bir alim var. Bu caiz dedi buna. Bizim ülkemizde 2005 senesinde Dini Şleri Yüksek Kurulu bu konuyu ele alıyor. Ve hatta biraz da bu Mecmu'l fıkh o caiz değil gerekçelerini filan da inceliyor. Ve sonuçta bunun caiz olduğuna fetva veriyor. 2005 2021 aşağı yukarı 16 senedir. Ve bu fetva da değişmedi Diyanet'te. Yani kişisel olarak belki e, diyelim e, görevli ve yetkili kişilerin farklı görüşleri olsa da farklı hı hı. o kurumsal görüşü değiştirmediler Diyanet'in. Ve o o caiz diyor. E şimdi dolayısıyla biz de Diyanet'in bu konudaki görüşü caizdir şeklinde bir cevap vermiş oluyoruz. Eyvallah. Başka bir seyircimiz demiş ki öşürü verilen malın ayrıca zekatı verilir mi? Şimdi ve öyle bir şart yok. Öşürü verilen mal ayrıca zekat yok. Hı hı. Şimdi öşür ne? Toprak mahsulleri e, hasat edildiği zaman o mahsuldeki fakirin hakkıdır. Ayette ne diyor? Hasat günü onun hakkını ver, fakirin hakkını ver diyor. Hasat günü. Evet. Yevme hasadihi. Ayette böyle geçiyor. E, dolayısıyla o öşür, o malın zekatıdır. E bir mala da iki defa zekat gerekmez. Ancak, ancak adam ürünü kaldırdı, öşrünü verdi, sattı, eline para geçti. Ha, bu paranın üzerinden bir sene geçince o ...elde duruyorsa o para onun zekatını verir. Efendim bu paranın karşılığı olan... ...ürünün zekatını geçen sene vermiştim. E, bu sene de gerek yok diyemeyiz. Mesela bir kimse... ...dükkanı var, dükkanda mal var. Hı hı. Malda sirkülesyon olmadı. Ve bir sene durdu eldeki mallar. Aynı durdu. E, geçen sene vermişti o malın... ...ticaret malının zekatını. Ama bu sene dükkandaki mal... ...bir sene geçmiş... Ve yine nisabı aşmış, zekat var. Onun zekatını verecek. Aynı bunun gibidir. Evet. Yani o zaman demek ki eğer ürünü kaldırdı, öşrünü verdi, o ürün için ayrıca bir de zekat vermesine gerek yok. Ama o ürünü satar, paraya çevirirse o paranın üzerinden bir sene geçince zekatını verir. Eyvallah. Hocam seyircilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Bir seyircimiz demiş ki, annesi babası ölmüş. Aylığı kızına kalmış. O kız da evlenirken aylığım kesilmesin diye resmi nikah yapmıyor. Dini nikahla evleniyor. Aylığını almaya devam ediyor. Bu caiz midir? Caiz değildir. Bak şimdi. Bakın bu devletin verdiği para var ya veya devletin verdiği yardım bütün milletin parasıdır. Ve bu bütün milletin içerisinde fakir fukara da var. Yetim öksüz de var. Garip buraba da var. Dolayısıyla devletin parasını haksız olarak almak kişinin parasını haksız olarak almaktan daha ileridir. Bu adamın yaptığı şey, bu düşüncede olan kişinin yaptığı şey ister hırsızlık deyin, ister gasp deyin, ister sahtekarlık deyin, İslam'a yakışmayan bir şey. Devlet ne yapıyor? Dul kalmış bir kadına yardım olsun diye onun babasının veya kocasının maaşından bir miktar para veriyor. Ve burada da bir şart koymuş. Evlenmediği sürece demiş. Evlenmediği sürece. E bu adam evlenmiş bu kadın. Evlenmiş. Yani bir erkekle beraber yaşıyor. Onlar nikah kıymış. Her ne kadar resmiyeti yoksa da biz ona karı koca diyoruz. Herkes onlara karı koca diyor. E dolayısıyla evlenmiş. E evlenen kişi nasıl ki eski kocadan veya babadan kalan bir kadın Eski kocadan veya babadan kalan şeyi alamıyorsa, hı hı. resmiyetle evlenen kişi bu dini nikahla evlenen de alamaz. Alırsa da haram işlemiş olur. Eyvallah. Başka bir seyircimiz demiş ki, mirasa mani olan durumlar nelerdir? Evet, mirasa mani olan durumlar nelerdir? Buna mevaniul irf denilir bizim feraiz ilminde. İslam fıkhındaki bu miras tak sim ile ilgili olan ilme ferayiz deniyor. Hı hı. Bazı böyle müstakil ferayiz kitapları var. Bir de fıkıh kitaplarının sonunda ferayiz ile ilgili bölümler var. Orada bunlar detaylı bir şekilde anlatılır ve bunlara mevaniul is Bunlar nedir? Bir, din ayrılığı. İhtilafu din. Yani birisi Müslüman, birisi gayrimüslim. Bunlardan birisi öldüğü zaman o ötekine mirasçı olamaz. Bu mirasa mani bir haldir. Bir. İkincisi katil. Yani varisin murisini öldürmesi. Varisin murisini öldürmesi. Ne demek? Muris miras bırakan kişi. Hı Varis de o mirasa hak eden kişi. Mesela evlat babasını öldürürse. Evet. Onun mirasından pay alamaz. Bu öldürme İster kasten olsun, ister hata ile olsun, ister hataya benzeyen bir şekilde olsun fark etmez. Peygamber Efendimiz "La yerisul katil." buyurmuş. Yani katil mirasçı olamaz. Ha. Üçüncüsü ihtilafı dar. Yani ülke farklılığı. Hmm. Ülke farklılığı. Burada ihtilaf olabilir ya yani, evet. ulama arasında. Yani İki kardeşten birisi Türkiye'de birisi Yunanistan'da yaşıyor. Hı hı. Bunlar da birbirlerine mirasçı olamıyor. İslam hı. hukukuna göre. Hı hı. Ee, sonra, üçüncü mü dedik? Dördüncüsü, e, ölüm vaktinin belirsizliği. Cehaletü vaktil mevt. Daha önce de bir soru olmuştu ya, trafik kazasında bir aileden üç kişi birden ölüyor. Evet. Bunlar arasındaki mirasçılık durumu ne olur? Demiştik. Orada cevaben dedi ki, sonraki ölen önceki ölene mirasçı olur. Arada beş dakikada olsa bu böyledir. Hı hı. Bu bilinebilirse. Eğer bilinemiyorsa, bilinemiyorsa yani bu e, muris ile varisten hangisinin önce olduğu öldüğü bilinemiyorsa o takdirde bunlar birbirlerine mirasçı olamaz. Bu ölüm vaktinin belirsizliği. Efendim e, başka ne var Hatırlamak gelen e, bir haram mal miras olmaz. Hmm. Haram mal miras olmaz. E, bunlardır şey e, mirasçıla şey engel mani olan, olan durumlar. Var. Eyvallah. Hocam başka bir seyircimiz demiş ki hastayken eşini boşayan bir kimseye boşadığı eş mirasçı olabilir mi? Şimdi bu hastalık hangi hastalık? Bizim e, bu tip konularla ilgili hastalığa maradul mevt diyoruz. Ölüm hastalığı. Yani Türkçesi ölüm hastalığı ama tabii bunun bir tanımı var. Yani bu kelime olarak ölüm hastalığı demek ama hı hı. bu ıslah olarak bir tanımı var. O nasıldır o? Bir kimse hasta, Evet. ev dışı ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar hasta ve bu hastalıktan dolayı da ölmüş. Yani buna maradı mevt diyebilmemiz için o kişinin bakkala gidemeyecek kadar hasta olması, fırına gidemeyecek kadar hasta olması. Felç diyelim mesela. felç olabilir ama felç ve bir de bunun neticesinde ölmeli. Ölmesi. Hı, hı. Felç uzun süre yaşıyor. Belli olmuyor. Ölüm getirecek. bu Sonuçta da ölümü getirecek. Bu şekilde hasta olan kişiye bir bu şekilde hastalığa biz maradı mevt diyoruz. Marad-ı Mevt'te yani bu ölüm hastalığı sırasında yapılan bazı tasarruflarda acaba mı sorusu aklımıza gelir. Nedir o? Mesela karısını boşamaz. Mesela birisi hakkında borç ikrarında bulunmaz. Benim falan da şu kadar borcum var. Hı hı. Ne zaman diyor bunu? Ölüm hastalığındayken diyor. Orada bizim aklımıza gelir. Acaba bu adam ona para vermiştirmek için mi bu borç ikrarında bulundu? Yoksa gerçekten mu var? borcu var? Borcumu var? O bizim aklımıza gelir ve ona göre tedbirler alınır. Ha, yani birisi boşama. Adam maradı mevtindeyken karısını boşadı. Ya bu adamın en çok hanıma ihtiyacı olduğu zaman hastalık hali. Evet. Bu adam bu kadını niye boşadı acaba? Miras kaçırmak için mi? Bu aklımıza gelir. Tabii onun tam da bilmediğimiz için biz. Yani gerçekten o öfkelenmiş, boşanmıştır. İnsan işte o halet ruhu ile öfkesi daha da artar belki hastayken. Veyahut da işte mirastan kaçınmak için de boşanmış olabilir ama biz bunu tam bilemiyoruz. Hı hı. Böyle bir durumda ne yaparız biz? Eğer o kadın veya adam, o adam, kadının iddeti bitmeden önce boşadı ya. Evet. Boşadıktan sonra bir süre bekleyecek. Biz buna iddet diyoruz. İddeti içerisindeyken adam ölürse... ...kadın ona miras oluyor. Mesela şöyle örnek verelim. Adam... ...hastayken hanımını boşamış. Ve hanım da... ...60 yaşında bir kadın. Misali. Evet. Yani menopoza girmiş. Ondan dolayı 60 yaşında diyorum. Bu kadın ne olacaktı? 3 ay iddet bekleyecekti. Kocası boşadıktan sonra. Hı hı. Bu, bu kadın o üç ayı doldurmadan adam ölürse o takdirde kadın ona mirasçı olur. Veya hamile kadın koca ölmüş, şey boşamış marazı mevte. Evet. Ama şey olmamış daha. Çocuğunu doğurmamış. O zaman hep adul eceleyin diyoruz biz. Yani çocuğunu doğurmasıyla 4 ay 10 günden hangisi uzun ise bu süre içerisinde adam ölürse kadın ona mirasçı olur. Mesela şöyle diyelim. Adam karısını boşadı. Evet. şey. E, ve hamile. Kadın. Hı hı. Ne, ne, zaman öldü? Adam boşadıktan, şey adam ne zaman öldü? Kadını boşadıktan efendim sonra öldü. Fakat daha doğumunu yapmasına beş ay var. Ve üç ay var. Bu kadın olan bir rastçı olur. Hı. Eyvallah. Hocam bu arada son altı dakikamız var. Bir de videolu sorumuz var. Arzu ederseniz sorumuzu alalım. Alalım. Kadın ve erkeklerin namaz kılışı neden farklıdır? Evet hocam. Kadın ve erkeklerin namaz kılışının niçin farklı? Şimdi sık sık söylediğimiz bir şey var. Namazların nasıl kılınacağını Resulullah tarif etmiş. Biz de öyle kılarız. Evet. Ve bunu kendisi de bize tembih etmiş. Demiş ki beni nasıl namaz kılarken görürseniz öyle namaz kılın. Esas olan bu. Ancak bazı konularda bir takım e, hikmetler ortaya konulur. Bir takım hikmetler. Yani hikmet deyince, yani peygamber bunu böyle yapmış ama herhalde şundan dolayı böyle yapmış diyebileceğimiz hikmetler insanların aklına gelebilir. Ve bunlardan da en çok akla gelen şey, kadınların mümkün mertebe vücutlarını toplu tutmaları. Erkekler gibi rahat salıvermemeleri. Evet. Hikmet olarak genelde bu düşünülür. Mesela rükuya eğilirken biraz daha az eğilirler. Evet. Erkekler gibi dümdüz olmaz. Ha, niye? Çünkü o az eğilme kadınlar için daha toplu bir haldir. Veya secdeye kapandığı zaman erkekler işte kollarını açar, kaldırır. Kadınlar ise tam tersi. Mümkün mertebe daha böyle toplu, derli toplu olurlar. Hı hı. Ve bütün bunlarda bu bu tip şeylerde yani kadının daha derli toplu olması durumlarında buna hikmet olarak ha, bundan dolayı böyle olmuştur denilir. Ama bu bir yorumdur. Ve Peygamberimiz ha, hani şöyle yapın dediği için değil bu yorumdur. Ama bazıları var ki bilemezsiniz. Mesela işte kadınlar tekbir alırken ellerini böyle kaldırırlar. Evet. Ama erkekler böyle kaldırır. Ya niye böyle kaldırıyorlar? E, Peygamberimiz zamanında kadınlar böyle kaldırmış. Peygamberimiz onlara öyle tembih etmiştir. Ondan. Eyvallah. Hocam son dört dakikamız. Bir seyircimiz de demiş ki hayırlı programlar diliyorum. Hocam seferi olmaya niyet etmedim. Memleketime gittim. Memleketim 90 kilometreden daha fazla. Memlekette yine seferi olur muyum? Demiş. Seferi olmak için niyet edilmez ki zaten. Gidilir. Ya yani bir kimse vatanı aslisinin dışındaki yani vatanı asli diye ne diyoruz? Kişinin yaşamayı şey yaptığı, karar verdiği, oturduğu, kazandığı yer. Evet. Vatan asli bu. Ha. Orayı 90 kilometre veya daha uzağa gitmişse oradan hı hı. ve orada 15 günden daha az kalacak ise bu adam seferidir. Yani seferi ben niyet ettim seferi olmaya falan böyle bir şey yok. Ama burada neyi bilmesi lazım kişinin? Bir, vatanı asli nedir, ne değildir? Evet. Mesela bugün İstanbul'da işte 17 milyon insan yaşıyor. Bunlar ne kadar İstanbul'un yerlisi? İşte ben bilme başka şehirden gelmişim, senin baban başka bir şehirden gelmiş, öteki bir başka şehirden gelmiş. Şimdi bizim için İstanbul vatanı asli mi değil mi? Eğer burası vatanı asli ise o zaman memleketim ne, doğduğum evet. yer ne? Şimdi şöyle tarif edilir vatan hastası. Kişinin doğup büyüdüğü, tavattun ettiği derler. Yani vatan olarak kabul ettiği. Hı hı. Yaşamayı kabullendiği yerdir. Şimdi insan herhangi bir yerde doğduğu, çocukluğu orada, onun vatan hastası odur. Ya yetişti, büyüdü efendim. İş için başka bir şehre gitti. Ama bu başka bir şehre yerleşme niyeti yok daha. Hı hı. Onun eski memleketi, yani doğup büyüdüğü yer hala vatanı aslisidir. Ama ne zaman ki o gittiği şehirde artık ben burada yaşayacağım bundan sonra dedi. O evet. zaman vatan aslisi değişti. Doğduğu yer, Memleketi geçtiğinin yani. geçtiği yer, memleketti dediğimiz yer onun vatan aslisi olmaktan çıktı. Yeni yerleştiği yer vatanı aslı oldu. Hmm. Haliyle memleketine gittiğinde de Memleketine sefiri... gittiği zaman bu seferi olur. Evet. Ancak memleketinde evi varsa Hı hı. O zaman oraya gittiği zaman yine tam yani muhim kabul edilir. Eyvallah. Hocam son iki dakikamız var. Son bir soru seyircilerimizden gelen. Namaz kılarken aklımıza kötü bir şey gelince namazımız bozulur mu? Namaz bozulmaz da huşu şimdi o biraz şey yani insan var ya o kat eflahal mu'minune Diye başlayan o mu'minun suresinde. Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Evet. Yani namazlarına devam ederler var ayrı. Bir de namazlarında huşu içerisindedirler. Ne demek huşu? Yani bütün benliğini Allah'a verme. Namaza verme. Zihninden, gönlünden başka şeyleri söküp atma. Huşu bu. Hı hı. Şimdi dolayısıyla buna gayret etmeli insan. Ama aklına başka şey geldi. O başka şey kötü de olabilir. Kötü olmayabilir de. Bu namaza Namazın sıhhatine engel değildir. Ancak faziletine engeldir. Evet. Yani o vaziyette kişi namaz kıldığı zaman namaz kılmıştır. Namaz borcunu ödemiştir ama fazileti eksiktir. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şey, Bugünkü programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade etmişlerdir. Allah sizden razı olsun. Amin. Hocam. Sağ olun sizden de. Değerli dostlar, İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi her gün saat 17'de sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.